Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ülkemizin oldukça iddialı markalarından bir tanesi olan ve en yüksek TDP değerine sahip Nvidia RTX 3060'lı Monster Tulpa T7 ve 20.5 adlı oyuncu dizüstü bilgisayarına birlikte bakacağız. Bu arada ben ürünü anlatırken özelliklerine ve fiyatına bakmak isterseniz açıklama kısmına bir adet link bıraktım. Şimdi artık bu Monster markasını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Hatta bendeki izlenimi de bayağı olumlu bir markanın. Çünkü bir arkadaşımda bu Monster'ın eski bir laptopu vardı. Bayağı bir eskiydi hatta kendisi. Fakat ona rağmen hani o kadar yaşlı bir laptop olmasına rağmen hala bizim bütün kurgu işlerimizi yapabiliyordu o laptopta. O yüzden hani bu markanın bende uzun ömürlülük anlamında bir artısı var. Tamam, artık biz başlayalım laptopumuz arkadaşlar. Tabii ki de bir oyuncu laptopundan bahsettiğimiz için laptopun kalbi olan ekran kartından videomuza girelim. Üzerindeki ekran kartı Nvidia RTX 3060 6 GB 192 bitlik olan model değerli arkadaşlar. Bu ekran kartının en önemli özelliği yapısının ikinci nesil RTX mimarisine sahip olması. Bu arada bu ikinci nesil RTX mimarisi de bir önceki nesile göre 2 kat daha yüksek performans sunan önemli bir geliştirme. Ki bu yenilenmiş ikinci nesil RTX mimarisini arkadaşlar sadece oyun odaklı düşünmenizi de istemiyorum. Bu profesyonel anlamda burada sanalda tasarladığınız bir ürünün görüntüsünde etkili bir unsur veya bir ürün tasarımcısının sanal prototiplemesindeki görüntülüğü de etkileyen bir unsur. Ayrıca yine üzerindeki RTX 3060'da 3. nesil tensör çekirdekleri bulunuyor. Bu da arkadaşlar bir önceki nesile göre 5 kat daha fazla verimlilik sunarken Nvidia'nın DLSS özelliği de yine bu tensör çekirdekleriyle senkronize çalışıyor. Bu DLSS meselesini çok duyuyoruz. Ben size bunu bir örnekle açıklamak istiyorum arkadaşlar. Mesela diyelim ki 4K çözünürlüğü olan bir monitörde oyun oynuyorsunuz ve oyununuzda 4K oynuyor. İşte bu DLSS sayesinde siz oyununuzu oynarken veri sanki 1080p'miş gibi işleniyor. Boşta kalan pikseller ise DLSS teknolojisinin yapay zeka özelliği sayesinde DLSS tarafından dolduruluyor. Yani siz aslında 4K oynadığınız oyunu arka planda 1080p işlenmesine rağmen 4K oynamaya devam edebiliyorsunuz. Umarım hani açıklayıcı olmuştur. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, bu Tulpa T7 ve 20.5 laptopun içerisindeki RTX 3060 ekran kartıyla birlikte oyunlarda sizin daha yüksek FPS değerlerine ulaşmanız hedeflenmiş. Gelelim sistemimizin kalbinden beynine, yani işlemcisine. İşlemci olarak arkadaşlar üzerinde 12. nesil bir i7 işlemci bulunuyor. Kendisi 12700H modeli. 4.7 GHz'e kadar işlemcinin performansını yükseltebiliyorsunuz. Ha yani konusu geçmişken 6 adet performans, 8 adet de sanal çekirdek parçacığı var, onu da ekleyeyim. Şimdi işin açıkçası 12. nesil i7 bir işlemci hakkında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Çünkü sahada üstünü ispat etmiş bir işlemcidir kendisi. Ayrıca hani RTX 3060 ile birlikte de güzel bir match olmuş. Bu ne anlama geliyor? Aynı zamanda bu ekran kartı ve bu işlemci ile birlikte ürün bir dizüstü bilgisayar olmasına rağmen yayınlarınızı da sorunsuz bir şekilde yapabileceğiniz anlamına geliyor. Yani yayın da yapacaksanız çalışır. Tasarımdan önce bir de teknik özellik kısmından kabaca bahsedelim arkadaşlar. Üzerinde 3200 MHz bandında çalışan 2x8 şeklinde konumlandırılmış toplam 16 GB'lık RAM bulunuyor. Bu RAM'i siz 64 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bir de içinde bir adet 500 GB'lık M.2 SSD var. Şimdi anlıyorum, 500 GB ilk duyumda az gibi gelmiş olabilir. Fakat laptopta şöyle bir avantaj var arkadaşlar. İçerisinde bir adet ikinci M.2 slotu var, o boşta. Hani biraz para biriktirip ya da satın alırken oraya farklı bir M.2 slotu ekleterek 500 GB dar alanından çıkmış olursunuz. Ama ilk aldığınız anda da 500 GB sizi üzecek bir oran değil. Bir süre sonra kullanım ihtiyacınıza göre oraya bir adet farklı bir M.2 SSD ekleyebilirsiniz. En azından marka tarafı orada boş bir slot bırakmış. İşte bunun haricinde artık Wi-Fi 6'yı destekliyor bu tarz cihazlar. Wi-Fi 6 biliyorsunuz kablosuz ağdayken sanki kabloluymuşcasına bir hız almanızı sağlayan teknolojinin adıdır. Miliamper değeri de yani bataryası toplam 4100 mAh. Yalnız ya bu bir oyuncu bilgisayarı, genelde prizde kullanırız biz bunları da. Hani 4100 mAh de acil durumlar için ya da bir yerden böyle elektrikten uzak bir yerde laptop kullanmak için yeterli bir oran. Ufaktan da tasarımımıza geçelim. Genel hatları gayet düzgün arkadaşlar. Ya nasıl bir tasarıma geçiyor? Güzel falan diye öyle tasarım olmaz tabii ki de. Burada RGB ışıklı mışıklı bir adet klavyemiz var. Arka kısımda şurada Monster logosu buluyor. Gayet yeterli oranda giriş çıkış oranına sahip laptop. Toplam ağırlığı 2,5 kilogram, yani öyle bir oyuncu sistemi olmasına rağmen aman aman ağır bir dizüstü bilgisayarı değil. Ekranımız 17.3 inç 144 Hz ve Full HD bir ekran ve IPS panele sahip. Gelelim tasarımdayken ısınma kısmına. Şimdi arkadaşlar her dizüstü bilgisayar videosunda söylediğim bir şey var, tekrar söyleyeceğim. Şimdi bu kadar küçük aralıklı, yani santimetrelerle ölçülen aralıklı kutuların içerisine böyle 3060'lar, 12. nesil i7'ler, inanılmaz güçlü ve performanslı donanımlar ekliyor. Şimdi bu teknoloji için özellikle bilgisayarda en büyük düşmanı
çekim ısı. E sen o kadar güçlü bir kartı bu kadar küçük bir kutunun içine yerleştirirsen de ısı olur. Yani dizin yanmaz. Fakat bu laptopa özel olmamakla birlikte bu tarz güçlü ama dizüstü sistemlerde ısınma dizinizi yakmayacak oranda olur. Fakat marka tarafı da bu meselenin farkındaki bu durumu hafifletmek için 3. nesil X-Cooling adı verilen bir soğutma teknolojisini bu laptopun içerisine yerleştirmiş. Artık gelin Yiğit'i Er Meydanı'na alalım ve onun always disappear. I believe in Tuesday and Wednesday. It's been a few days since we had FaceTime. No, it's cliche. My time is Thursday. I miss the old days. I need a replay. I hit your line on Tuesday and Wednesday. It's been a few days since we had FaceTime. No, it's cliche. My time is Thursday. I miss the old days. I need a replay. You could catch me laying in the flowers, lungs full of the vapors, losing track of hours. Your lip balm on my taste buds, laying in the flowers. Lungs full of the vapors, my mind been hella clouded. Am I complaining? My life was barely tainted. My daddy made it home most nights. My mom did no complaining. The homies from the block would always tell me that I make it. And I made it through the classes, dog. We rapped at graduation. That bread infatuation for a life that I was made to think that I would not obtain. It's only entertaining, right? But that's the motivation. Now it's more or less occupation. Way less by what I'm making. Though it's nice to make new payment. Much more for any stranger pressing play cause they relating. No, I don't need the credit. I just wanna see you make it to the world. So out of pocket, niggas dying. But the praise is really not someone to talk. I'm out here trying to leave my mark and find how best to play the cards I'm dealt without losing my heart. I always had the vision farsighted. Like it feel like my life, some like a movie where I might just play a part. Evet arkadaşlar, oyunlardaki değerleri gördük. Biliyorsunuz bu rakamlar üstüne çok fazla yorum yapan bir insan değilim. Orada yani hepimiz görüyoruz. Üzerine yorum yapmaya bana soracak olursanız çok gerek yok. Sadece deneyimi aktarabilirim size. Herhangi bir oyun testinde ve herhangi bir oyunu çekerken herhangi bir takılma, kasılma, bir kere daha herhangi diyeyim de daha iyi olsun yani. Velhasıl herhangi bir problemle karşılaşmadım arkadaşlar. E bunu da söylediğime göre videom da burada bitmiş oldu. Ürünle birlikte bir adet sırt çantasının hediye edildiğini de belirteyim. Ürün hakkında daha fazla bilgi, detay ve fiyatını merak ediyorsunuz da açıklama kısmına link bıraktım. Oradan tıklayarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.